Herkese merhaba. Bugün sizinle mezuniyet makyajı paylaşacağım. Bir tane paylaşmıştım aslında ama onun görüntüsüyle alakalı bir problem olduğu için kaldırmak zorunda kaldım. Bu aslında ikinci video olacaktı ama neyse bir tane daha çekerim. Sorun değil. Saçımın üst tarafı şöyle kalkık şu an. Çünkü burada bir topuz yapmıştım bugün dışarı çıkarken ve katiyen indiremiyorum. Şu anda saat gece yarısı. Duşa da girmek istemedim açıkçası. Saçlarımı yıkamak istemedim. O yüzden şu an bana bir bandana eşlik ediyor ne yazık ki. Neyse çok fazla uzatmıyorum. Hemen videoya geçelim. Öncelikle bir bazla başlıyorum. Flormer'ın bazını kullanacağım ben. Bu silikonlu bir baz. Daha pürüzsüz ve kadifemsi bir his bırakıyor ciltte. Fondöten olarak ben Yves Saint Laurent'in tuş eklasını kullanacağım. Bugün cildimi iyi kapatmak istiyorum bu arada. Birkaç tane böyle sivilce lekesi var. Onları da kapatmış olacağım. Bence mezuniyet bayağı önemli, kaçırmayın. Balo'ya daha uygun bir makyaj olacak herhalde benimki muhtemelen. Bu arada bu fondötenin kapatıcılığı ve bu nemli ıslak bitişi müthiş. Bayılıyorum. Ben kapatıcıyı şimdi uygulamayacağım çünkü gerçekten aşırı derecede aşağıya far dökülüyor. O yüzden en son uygulayacağım. Bu hatayı tekrarlamayacağım. Şimdi göz makyajına geçiyorum hemen. Göz makyajımda önce bir baz kullanacağım. Maybelline Color Tattoo'yu kullanıyorum baz olarak ben. NYX'in bu pudrasıyla sabitleyeceğim. Birazdan böyle ıslak bir göz makyajı yapacağım. Evde şunu buldum. Bunu makyaj koleksiyonunda sanırım göstermiştim. Bu böyle nemli, tuhaf bir dudak ve göz ürünü. Bunu baz, yani bunu kullanmak zorunda değilim ama hafif daha renkli olsun diye kullanıyorum. Aslında pigmentime zemin olması için. Çünkü yapış yapış bir şey. Bu pigmentin tutunmasını sağlayacak. Bende pigment yapıştırıcı yok çünkü şu an. Ben de böyle bir yol buldum. Neyse şurada şu ışıltılı olan, çünkü en şeffafı o, simlere çok gelmiyor. Onu alıp göz kapağıma uyguluyorum. Aa, bunu tek başına da kullanabilirmişim. Hani ıslak göz makyajları var ya. Şimdi pigmentimi alıyorum. Sonunda bu pigmenti bir yerde kullanabileceğim için çok mutluyum. The Balm'ın pigmenti bu. Gözüme uyguluyorum. Sanırım işe yarıyor. Şimdi diğer gözüme de uyguluyorum aynısını. Sanırım daha önce göstermişim. Şöyle büyük bir paletim var. Bir ara bunlar çok meşhurdu. AliExpress'ten falan satın alıyorduk. Buradaki bir... Şöyle hatta çıkarıp göstereyim size. Böyle bakır kahve. Mesela şu ikisini karıştırabilirim. Tonlarında bir gölge rengi yapacağım. Katlanma bölgesine uyguluyorum bunu. Birazcık şöyle kaşımla da birleştireceğim. Şimdi birazcık böyle şey, gölgelen, yani dış köşelere biraz gölge vermek istiyorum. Daha koyu bir kahve alacağım bunun için. Balmcı ve paletimdeki şu kahverengini kullanacağım bunun için. Maybelline grafik eyeliner'ı kullanıyorum. Eyeliner'ımı uyguladım. Şimdi gözümün içine siyah göz kalemi kullanacağım. Aynı kahverenginden göz altıma uyguluyorum. Bu Flormer'ın Glittering Star Eyeliner'larından 508 numaralı kalemi. Maskaramı uyguluyorum. Maybelline Rocket Maskara kullanacağım. Bence suya dayanıklı olsun. Belki ağlaşırsınız mezuniyetinizde. Ben pek öyle duygusal anlar geçirmedim. Çünkü okul bittiği için çok mutluydum ama... Olabilir. Lisedeyken mesela ağlamıştık.
Benim lise mezuniyetim gerçekten çok daha eğlenceli ve güzel geçmişti bu arada. Bir ezgisel klasiği olarak yine takma kirpik kullanmamak. Maskaramı uyguladım. Şimdi birazcık göz işlerimi aydınlatacağım. Buradaki aydınlatıcıyla. Kaşlarımı belirginleştireceğim çünkü bu çok yeterli gelmedi bana. Şimdi kaş altlarımı aydınlatıyorum yine aynı aydınlatıcıyla. Ve kapatıcı uyguluyorum. Sonunda bu kötü görüntüden kurtulacağız. True Match kullanacağım ben. Çünkü bunun kapatıcılığı gerçekten çok başarılı. Şimdi çok hafif kontür yapacağım. Göz altlarımı pudrayla sabitliyorum hemen çünkü çizgilere doluyor bu kapatıcı. Çaktırmadan baking'imizi de yapmış olduk. Şimdi pudrayla bronzer'ımı yani kontürümü sabitleyeceğim. Allık olarak hat mamayı kullanıyorum. Bu güzel bir şeftali allık. Highlighter'ı uygulayacağım. Highlighter olarak yine buradaki highlighter'ı kullanacağım ben. Gözümde de onu kullandım. Çok yanak kısmıma getirmeyeceğim bunu ben. Şimdi rujumu uyguluyorum. Bu arada kullandığım her şey aşağıda yazıyor olacak. Göz altına son bir rötuş yapacağım. O da şu ışıltılı kahveden geçeceğim. Ve makyajım bitti. Çok teşekkür ederim. Umarım bu makyaj hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Mezuniyette siz ne yapıyorsunuz? Lütfen aşağıda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.